Selam arkadaşlar. Umarım herkes iyidir. Allah sağlık sıhhat versin herkese. YouTube'da bugün bir hangi konuyu paylaşayım diye düşünüyordum. Dedim nasıl fotoğrafçılığa başladığımı yokluklar içinde ve nasıl belgesel çekimlerine başladığımı anlatayım dedim. Kısacak bir kendimi tanıtayım müsaadenizle. Sonra bu ilk konuya geçelim arkadaşlar. Bu arada abone olup beğeni yorum yapmayı ve videoları sonuna kadar izlemeyi lütfen unutmayın. Çünkü bir kısım seyrediyorsunuz. Sonrasını görmediğiniz için yanlış kararlar, fikirler oluşabilir sizde ve seyrettiğiniz şeyin bir anlamı olmaz. Hepsini seyretmek gerekiyor her konuda. Sırf benim belgesellerimi değil, ben seyrettiğimde belgesel veya videoları çok uzun ve sıkıcı değilse, 15-20 dakikaya geçmiyorsa 20 dakika kadar izliyorum. Zaten 20 dakikadan fazla da arkadaşlar, genç YouTuber'lar pek yapmıyor doğrusu. Arkadaşlar şimdi konuya gelelim. Ben 1965 Batman doğumluyum. 1 yaşında İstanbul'a geldik. İlkokulu yatılı okulda okudum yetimhanede. Sonra iş hayatına atıldım 12 yaşında. 2009'da kendi klima işimden emekli oldum. Klima işi ağır gelince 2010'da dedim ne yapayım. Fotoğrafçılığı çok seviyordum, gezmeyi. Ondan sonra bir tane filmli makine aldım Sirkeci'den, Hayyam Çarşısı'ndan. Hiçbir şey bilmiyorum. O zaman cep telefonum da akıllı değil. Yani internet yok. Fotoğraf, video çekmiyor. Normal bildiğiniz alo telefonlardan. Ondan sonra aldım film makineyi. İşte üstünden ayarları yazdım bir kağıda. İşte gündüz böyle çeksen şöyle olur, akşam şöyle olur. Ters ışık buradan böyle olur, yandan böyle olur. Böyle 1,5 sene manuelde kendi kendime çektim amatörce. Sonra biraz Google'dan teknik konuları kendim araştırdım, buldum. Sonra ikinci sene profesyonel diyafram, ensan tane, ISO kendi ayarlayarak manuelde çekmeye başladım. Bu arada 5 sene Ermeni basında, değişik Agos gazetesi dahil değişik gazete ve dergilerde foto muhabirliği yaptım. Hiçbir fotoğrafçılık kursuna, atölyesine gitmedim. Hiçbir basın, yayın, televizyonculuk, radyo okulunu okumadım. Kendi kendimi yetiştirdim arkadaşlar. Ben istesem 1000 lira, 1500 lira verip bir fotoğrafçılık kursuna, atölyesine gidip 1-2 haftada, bilemediniz 1 ayda bütün teknikleri öğrenirdim. Ama o yolu seçmedim. Çünkü ileride imkanı olmayan genç arkadaşlarımız bizim özgeçmişimi okuduğumuzda bir ilham, bir yol, bir ışık almaları gerekiyordu. Onun için bilerek yaptım. Daha sonra 2018'de İstanbul'da 3 fotoğraf sergisi açtım. Bir tane de yeri Van'da açtım. Fotobloglar yaptık. Bunlardan para da kazandık arkadaşlar. Tanesi 100 dolardan yaklaşık 20 tane sattım. İstanbul Ermeniler fotoğraf kitabı yaptım. 120 sayfa kuşe kağıda. Onun ikinci baskısını yeni yaptım. İlki 2018, ikinci 2022. Tabii pandemi dönemi zor yıllar. Herkes kendi can derdine düşmüş. Bu ara iş yapmak, kitap yapmak, belgesel yapmak çok zor. Çok zor bir dönemde. Buna rağmen kitaplarda da sattık. Daha çok Facebook üzerinden yurt dışındaki tanıdıklar aldı. Yurt dışından gönderilen 20-30 dolar bizim için büyük paralar. Burada tabii 150 lira deyince insanlar zorlanıyor. Ama arkadaşlar iyi kötü para kazandım. Zaten ben emekli olduğum için benim bu ek işim gibi. Kiramız da yok. Çok şükür çocukları öğretmen vesaire büyük. İkisi üniversiteyi bitirmiş. Yani bunu ek iş için yapıyorum. Fakat gelir gelse, paralar gelse, daha dünyaya açılsak, güzel işler yapsak tabii ki iyi olur, fena olmaz. Belgeseli arkadaşlar 2018-2019 yılında Anadolu'da yaklaşık 15 bin kilometre otobüsle, minibüsle gezdim. Köy, kasabayı. Orada konum benim yaşlı Anadolu Ermenileri, çok az kalmış. Tüm Anadolu'da 200 tane kalmış, hepsi 80 yaş üstü. Onları buldum. Yıkılan mezarlıklar, çeşmeler, hamamlar, konaklar, onları çektim, hem fotoğraf hem video. İlk belgeselimi 2020 yılında 120 dakika Anadolu'nun son çığlıklarını yaptım. 33 tane Anadolu Ermenisi.
Gene o dediğim şeyleri koyduk hepsini. Müzikli, altyazılı, kurgulu, senaryolu. Onun ilk belgeselimin ilk 20 dakikasını birinci bölüm, 6 bölüm olmak kaydıyla birinci bölümünü koydum. YouTube'dan seyredebilirsiniz arkadaşlar. Anadolu'nun son çocukları. İkinci belgeselimi geçen sene Musa Dağlı Ermenileri yaptım. Musa, Türkiye'nin tek Ermeni köyü. Orada yaşayan, genellik göreneklerini yaşayan, bir hafta bir üzüm bayramına gittim. Bir de 15 gün onların hasat zamanı var narinciye. Bütün köy narinciye üzerine. Onları çektim. Onu da bu Nisan bitirdim, ikinci belgeselimi. Üçüncü belgeselimde Diyarbakır'a gittim. Tarihi Orta Doğu'nun en büyük kilise açılışı vardı Mayıs'ta, bir hafta. Diyarbakır Ermenileri. Onları şimdi belgesel çalışıyoruz. Üç tane belgeselim olacak. Bunları niye anlatıyorum arkadaşlar? Bunların hepsini fotoğrafları, videoları, şu belgeselleri, şu gördüğünüz, bakın. Şimdi onda bir şu gördüğünüz cep telefonuyla çektim. iPhone gördüğünüz böyle basit telefonla çektim. Görüyorsunuz. Böyle iPhone X, şu an 4,5 senelik telefon arkadaşlar. Yani böyle ilk aldığım zaman 2018'de tabii, o zaman son model cep telefonuydu. Halen bununla işimi görüyor. Full frame çektiği için bizim için video, normal bir belgesel için yeterli. Şimdi şöyle, arkadaşların imkanı olmayabilir, çok pahalı telefon almayabilirler. Ondan sonra ekipmanlar, ha şunu söyleyeyim, ve hiçbir ekipman kullanmadım. Hepsini elle çektim. Kesinlikle cep telefonu ve elimle, hiçbir bu üç belgeseli çekerken ve fotoğrafları çekerken hiç ekipman kullanmadım. Tabii bu biraz gene ileride hikaye yazınca bu imkan olmayan arkadaşlar, fakat hevesi, yeteneği olan arkadaşları bir şeyler aktarayım diye gene yapmadım. Yoksa bir tripod, daha yüksek bir model telefon veya bir yaka mikrofonu ekipmanlarını alabilirdim veya bir ışık telefonun üstüne. Fakat bunları almadım çünkü bunlar olmadan da insanlar bir şeyler yapabilir. Genç arkadaşlar bir şeyler yapabilir. Bu işler ilk kademeden aşama aşama, merdiven merdiven, tek tek çıkmanız lazım. İki iki çıkarsanız devrilebilirsiniz. Hani ilk baştan paranız var, bütün ekipmanları alsanız bile zamanla biraz tecrübe, biraz yanılma yöntemi, biraz gezerek de oluyor bu işler. Benim burada vermek istediğim mesaj arkadaşlar, yani şartlar ne kadar zor olursa olsun, ne kadar imkansız olursa olsun, bir hedef koymuşsanız o hedefe er geç, iyi kötü varacaksınız. Bu sizin azminizi ve hedefinize giden yolda sizi hiç engellemesin. Ben kendi üzerimden örnek verdim. Şartlar çok imkansız. Yokluklar içinde olmama rağmen son 4 senede 4 sergi, fotoğraf sergisi, fotobloglar, ayaklar böyle salonda, bir fotoğraf kitabı, 3 tane de belgesel yaptım. İyi kötü bunlardan da para kazandık. Genç arkadaşlar bir cep telefonu alıp hiç ekipman kullanmadan dahi benim yaptıklarımı yapabilirler. İleride para kazandıkça ekipmanları kullanabilirler. Fakat şöyle, gündüz çekiyorsanız, buradaki gibi gün ışığı varsa, karanlık değilse, telefona ışık koymanın bir anlamı yok. Yani odayı karanlık değilse veya bodrumda oturmuyorsanız, ışık almıyorsa, dört kare bir pasajda değilseniz hiçbir alete gerek yok. Zaten en güzel doğanın ışığı kuvvetli, yeterli. Bir ışık aparatı almanıza gerek yok. Ses kaydı da rüzgarlı, çok gürültülü bir yerde ise
mikrofona gerek yok. Fakat mikrofon çoğu yerde gürültülü caddede çektiğiniz için insanların yön olduğu yerlerde mikrofon gerekiyor. Ben de yakında bir mikrofon almayı düşünüyorum. Bugüne kadar almadığım için bu size anlattıklarımı anlatabileyim diye ekipmansız çekimler yaptım ve neler yaptığımı hiçbir alet kullanmadan sırf bir cep telefonu ve elimle neler yapılabildiğini genç çocuklara, genç arkadaşlara göstermek için yaptım. YouTuberlığıma gelince 3 ay oldu YouTuberlık sevdası. Zaten dedim geziyorum, şey yapıyorum, çekiyorum videoları. Bunları neden YouTube'a koymayayım? Daha önce açmıştım kanalıma, hiçbir aktif kullanmadım. Yetişemiyordum da daha doğrusu. Facebook var, Instagram var. Bir de 57-58 yaşındayız. 58 yaşındayız. Aile var. Yani her yere yetişmek imkansız. Fakat YouTube'a koymadığıma pişman oldum. Şöyle arkadaşlar, bir 60 tane video koydum. Bunlardan bir tek benim belgesel kurgulu, altyazılı, müziklü. Geri kalanlar hepsi ufak tefek test yayını gibi şey yaptım. Buna rağmen 3 ayda 22 bin kusur görüntüleme, 250 abone arkadaş ve başka şeyler de var, teknik özellikler. Çabalıyoruz, azmediyoruz. Olacak mutlaka. Bu işlerde acele etmeyeceksiniz, sabredeceksiniz. Düzgün çalışacaksınız, dürüst olacaksınız. Biraz geç hedefe ulaşacaksınız ama sağlam ulaşacaksınız. Onun için genç arkadaşlar, fotoğraf çekmek isteyen, belgesel çekmek isteyen, YouTuber olmak isteyen arkadaşlar, Türkiye'nin en yaşlı YouTuber'u şu an 58 yaşında ben, arkadaşınız, abiniz olarak. Daha yaşlısı varsa çıkıp eğer söylerse biz de bu unvanımızı geri alırız. Son söyleyeceğim şu arkadaşlar. Hayatta kafanıza bir şey koyduysanız, hedef koyduysanız önce onu beyninizde bir bitirin. Orada bir halledin. Ondan sonra gerçek hayatta da uygularken yarısını yapmış olursunuz. Yani sırf inanmak yetmiyor, sırf çabalamak yetmiyor, sırf şans yetmiyor, sırf dürüst olmak yetmiyor. Hepsini bir araya getirip hepsinden kıvamlı olarak, eşit olarak, zamanlamayı iyi, mükemmel yaparak hedefe ulaşabilirsiniz. Tekrar sormak istediğiniz soru olursa, eleştirileriniz olursa yorumlara yazarsınız. Bütün genç YouTuber arkadaşlar olduğu gibi biz de emek harcıyoruz. Ben seyrettiğim bütün belgesel YouTuber arkadaşlarımı mutlaka hem beğeniyorum hem de abone oluyorum. Bir emek veriyorlar. Beğensen de beğenmesen de hem beğeniyorum hem abone oluyorum. Bir katkımız olsun diye. Ne kaybedeceğim bundan? Yani 10 saniyede bir beğenip bir abone olmak. Sizler de bana ve başka arkadaşlara bana abone olup yorum yaparsanız, beğen yaparsanız, görüntülerseniz, katkı yaparsanız ellerinize sağlık, yüreğinize sağlık. Eksik olmayın. Benden bugünlük bu kadar. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar.